İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bir özel programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün son günlerin çok konuşulan, çok tartışılan hem yazarı, gazetecisi hem konusuyla karşınızda olacağız. Son günlerde yaptığı tespitlerle, yazdığı yazılarla, yorumlarla bir anda belirli bir kesimin hedefi haline gelen, belirli bir kesim tarafından çok sert bir şekilde eleştirilen, aynı zamanda düşüncelerini anlatmaya çalışan sevgili Levent Gültekin'le bugün birlikteyiz. Levent Gültekin bugün konuğumuz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum. Diğer Merhabalar, arkadaşım... hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler Levent Bey. Direkt sevgili Levent Gültekin'e sormak isterim. En çok eleştiri alan yazılarınızdan bir tanesinde şöyle bir cümleniz var. Kemal Bey, eğer Tayyip Erdoğan ülkenin başında 50 yıl daha kalmanın bir planını yapsaydı kuşkusuz CHP'nin bir Alevi Partisi'ne dönüşmesini isterdi diye o zamanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir diyaloğunuzu burada aktarıyorsunuz. Arkasından da gerçekten Alevilerin kendilerine anlatan, taleplerini dile getiren, istemlerini dile getiren bir yerde buluşmasını normal karşılıyorsunuz ama bunun bir adım ötesinde bir Alevi'nin bir genel başkan olması, bir Alevilerin daha ziyade yönetici olmasının karşısında da karşı bir blok oluşmasının tehlikesini ya da böyle bir varlıktan bahsediyor. Öncelikle bunu bir açalım. Bu ülkede bir Alevi düşmanlığı siyaseten inançsal anlamda da var mı? Siz bunları mı dile getirmek istiyorsunuz? Ne söylemek istiyorsunuz aslında? Aslında dikkat etmek istediğim konu şuydu. Türkiye'de bir İslamcı diyebileceğimiz biraz da milliyetçilik sosuyla beraber birleşmiş bir iktidar anlayışı var. Yani dindarlığı, dinciliği, milliyetçiliği, kimliği istismar eden bir siyaset anlayışı var. Karşımızda biraz da parti devletine dönüşmüş bir devlet. Yani elinde medya gücü var, devlet gücü var. Olağanüstü devasa bir güç var. Bu iktidarın varlığını sürdürebilmesinin en temel noktalarından biri kimlik ve inanç siyaseti yapması. Bunu yıllardır yapıyor. Bugün de değil. Yaklaşık 2000 belki 10'dan 19'lardan itibaren başladı. Şimdi eğer Türkiye kimlik siyasetine hapsolursa ve insanlar inanç ve kimlik üzerinden bir oy kullanma tercihine zorlanırlarsa her seçim doğal olarak bir kimlik sayımına dönüşecektir. Ve bunun sonucunda Türkiye o kimlik sayımının sonucunda en kalabalık olan kimliğin iktidarlarına her zaman mahkum hale gelecek. Şimdi ben bunun çok planlı bir şekilde de yıllar önce kurgulandığını hem okuyorum hem tahmin ediyorum ve bunun kitap son yazdığım Yaklaşan Kasırga kitabında da dikkat çektim. 2012-2011 yıllarında bütün Orta Doğu'da mezhep savaşı varken, Irak'ta, Suriye'de ciddi bir insanlar birbirlerini öldürürlerken, Türkiye gibi bir ülkenin durup dururken kalkıp köprünün adını Yavuz Selim koyması tesadüf olabilecek bir şey değildi. Orada bir politika izlendi. Neydi o politika? Kimlik siyasetini toplumun kılcal damarlarına kadar yaymak, Alevi toplum kesimini Yavuz Selim Köprüsü adı ile hafiften bir rahatsız etmek ve orada Alevi toplum kesiminin gruplaşmasını, konsolide olmasını sağlamaktı. Kendilerince bir politika. Öbür taraftan kendilerine de bir alan yaratmış oluyorlar. Tırnak içinde Sünni, dindar, milliyetçi, muhafazakar toplum kesimi. Eğer siyaset bir tarafta Aleviler, bir tarafta Kürtler, bir tarafta milliyetçi muhafazakarlar ikilemine sıkışırsa Türkiye'de her zaman siyaseti çoğunluk olanlar kazanırlar. Burada kaybeden kim olur? Nüfus olarak baktığımızda eğer kimlik siyaseti belirgin olacaksa sayı olarak az olanlar her zaman kaybeden olurlar. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın siyasetinin en temel noktası inanç istismarı. Bu yıllara dayalı bir şey. Bu sadece bugün de değil belki geçmiş yıllarda da sıklıkla sağ iktidarların başvurduğu bir yöntem. Burada Türkiye'nin o yazıda bahsettiğim bir cümle var. Özellikle altını çizmiştim. Alevi toplum kesimi Türkiye'deki hem laikliğin hem de sekülerizm yani seküler hayatın sigortasıdırlar. Eğer siyaset, kimlik, inanç, mezhep ikilemine bu dar koridora sıkıştırılırsa Alevilerin Türkiye'deki sigorta olduğu yani laiklik dediğimiz yani seküler hayat dediğimiz o sigortalık işlevini de göremez hale gelirler diye. Bu Alevilerin bir yere gelmesi değil, bir makama gelmemeleri değil, bir partinin genel başkanı olmamaları değil, ülke
Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmamaları bunu söylemek değil, tam tersine Alevi toplum kesiminin de bu ülkeden hak ettiğini alabilmesi için çoğulcu bir yapının kurulması lazım. Yani sadece Alevilerin daha ağırlıkta olduğu bir yapı değil, ülkede mevcut iktidardan rahatsız olan, farklı değerleri savunan, yani özgürlüğü, yani eşitliği, yani demokrasiyi, yani insan haklarını, yani laikliği, yani cumhuriyet değerlerini, yani inanç özgürlüğünü, mezhep özgürlüğünü savunan farklı kesimlerin de bir arada olduğu bir yapının içinde olması bu tarafın gücünü kıracaktır. Yazının bütün ana omurgası buydu. Öbür türlü eğer CHP bir Alevi partisine dönüşürse, HDP Kürt partisi, öbür taraftan karşımızda milliyetçi, ulusalcı, İslamcı ittifakı denebilecek toplumun yaklaşık %70'ini kapsayan bir ittifak var. Bu durumda hem Aleviler uzun bir süre devletten hak edikleri payı alamamış olacaklar, aynı HDP'nin Kürtler üzerinden uyguladığına benzer, hem de ülke yönetiminde istedikleri yeri elde edememiş olacaklar. Bu şu anlama gelmez. CHP'de bir Alevi genel başkan olamaz mı? Tabii ki olur. Çok da güzel olur. CHP'de bir Alevi genel başkan yardımcısı olamaz mı? Bir Alevi cumhurbaşkanı olamaz mı? Bir Alevi başbakan olamaz mı? Hayır, tam tersine. Bunları olabilmenin yolunun çoğulcu yapı kurmaktan geçtiğini, CHP'nin sadece Alevilerin ağırlıkta olduğu bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini, genel başkan Alevi olabilir ama çoğunluğun olmaması lazım. Diyelim ki genel başkan yardımcılarının bir kısmı olabilir ama hepsinin olmaması lazım. Dışarıdan baktığımızda belediye başkanlarının diyelim ki tabii ki içlerinde Aleviler olması lazım. Sonuçta Alevi insanlar oy veriyorlar. Alevi insanların çocukları kendilerince bu ülkeden alması gereken hakkı var. Ama Alevi toplum kesimi, belediye başkanlarının büyük bir kısmı Alevi olduğunda en seküler olan insanlarda bile bu mezhep dürtüsü kabarmaya başlar. Bir tane örnek vereceğim. İki gün önce o yazımdan sonra bana Bursa'dan bir okurum. Çok böyle mail alıyorum ama bir tanesi çok önemli olduğu için bunu örnek vereyim. Aslında ne dediğime çok somut bir örnek teşkil ettiği için. Bir hanımefendi bana mail atmış. Levent Bey, ben anadan babadan CHP'liyim. Hayatta hiçbir dine inanmadım, hiçbir mezhebe inanmadım. Ben Aleviliğin, Sünniliğin ne olduğunu bile bilmezdim. Hatta genel başkanımızın Alevi olduğunu ben 3 yıl sonra bir Alevi arkadaşımdan öğrendim dedi. Onun söylemesi üzerine fark ettim çünkü ben mezheplere hiçbir zaman bakmadım, önem vermem. Fakat bizim Bursa'daki teşkilatta şöyle bir tablo çıktı diyor ortaya. Ben bazı şeylere itiraz ediyorum. Beni döndüler Alevi düşmanlığıyla itham etmeye başladılar teşkilattaki arkadaşlarım. Onları eleştiriyorum. Onlar benim onların mezhebine taktığım algısı yarattılar ve ben de hiç olmayan, hayatım boyunca taşımadığım bir Alevi alerjisi oluşmaya başladı. Çünkü eleştirilerimin karşısına getirip bir sen Alevi düşmanı mısın, o yüzden mi bizi eleştiriyorsun töhmeti koyuyorlar ve ben bunun altından kalkamaz hale geldim. Ben ki dine inanmam, mezhebe inanmam, fakat benim içimde böyle tuhaf bir şekilde bir Alevi karşıtlığı oluşmaya başladı. Benim aslında o yazıdan bütün dikkat çektiğim nokta buydu. Eğer burada bir toparlanma olursa ve mesela Kemal Bey'i eleştiriyoruz. Ben Kemal Bey'le 10 yıldır çok yakın diyalog halindeyim. Yani bu kadar çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Çok çok fazla. Metin yazmaktan her şeyine kadar. Yani böyle bir adı konmamış bir danışmanlık gibiydi neredeyse. Sonuçta Kemal Bey bugün Alevi olmuş biri değil. Ben yıllardır Kemal Bey'in inancını biliyorum, mezhebini biliyorum, kimliğini biliyorum ama başarılı olsun diye kendimce elimden gelen her desteği vermişim. Şimdi dönüp Kemal Bey'e bir eleştiri yaptığımızda, hayır mesela aday Kemal Bey olmamalı dediğimizde ben ki yaklaşık 15 yıldır yazı yazıyorum, 15 yıldır televizyonlarda konuşuyorum, 15 yıldır şehir şehir dolaşıyorum. Alevilere yapılan, yıllardır yapılan haksızlığı anlatıyorum. Alevilere yapılan ayrımcılığı anlatıyorum. Ekranlarda, konferanslarımda Alevi çocuklarının yaşadığı dışlamayı örnekler vererek anlatıyorum. Bakın şurada, şu devlet kurumunda bir Alevi çocuk, Alevi olduğu için işine son verilmiş diye örnekler veriyorum. Bu bizim için büyük bir utanç kaynağıdır diyorum. Mesela Halk TV'deki bir programımda cami cemaatine seslendim. Alevi toplum kesiminin vergileriyle sizin o camileriniz finanse ediyor. Bu insanların parasıyla ibadet ediyorsunuz fakat bu insanların kendi ibadethanelerini açmalarına razı gelmiyorsunuz. Bu büyük bir vicdansızlıktır anlamına gelen konuşmalar yapmışım. Fakat sırf Kemal Bey'in adaylığı risklidir. Niye riskli kısmı ikinci bölümde söyleyeceğim. Bu riski almayalım bu seçimde dedim diye bana şöyle mesajlar geldi. Sen Yezid misin?
Alevi düşmanı mısın? O yüzden mi böyle karşı çık? Ben Levent tam Bey, da bunu söyleyeyim. Burada birazdan devam edin ama bir konuyu çok zaman geçmeden netleştirme gereğini duyuyorum. Şimdi anlattığınız Buyurun. Tespitlerde sadece Aleviler üzerinde yapılan Alevileriyle ilgili bir düşünce var burada. Halbuki Alevileri siyasetin içerisinde bu konuma getiren bir karşı blok var. Bu karşı blok yüzyıllardan beri Anadolu topraklarında, yüzyıllardan beri Alevileri dışlayan, ötekileştiren, katliama uğratan, inancını yok sayan, ibadethanesini yok sayan, hatta Alevi kimliğini, inancını dahi yasal olarak kabul etmeyen karşımızda bir güç varken onların yaptıklarını, onların hatta bu son seçimde bile insanlara ev ev dolaşarak bu Alevi fobisi üzerinden bir seçim kampanyası yürütürken sırf genel başkanın adaylığı ya da sırf partide Alevi kimlikli insanların çoğunluğunu sorun olarak göstermek toplumda biraz da sünnici bir yaklaşımın içten gelen dürtülerine hak vermek anlamına gelmiyorum. Yani siz Aleviler çok fazla önünüzde de gözükmeyin anlamını taşımıyor mu burada? Burada bir haksızlık yok mu sizce? Hemen söyleyeceğim. Ben tam da bu haksızlığı ortadan kaldırmak üzere farklı bir yöntem öneriyorum. Bu haksızlık var. Yavuz Selim Köprüsü'nün adının koyulma örneğini o yüzden verdim. Bu iktidarın sıklıkla inanç istismarı yaptığına o yüzden vurgu yaptım. Tam da bu kimlik siyasetiyle varlığını sürdürdüğünün altını ilk başta o yüzden çizdim. Ama buradan çıkmanın yolunun Alevi toplum kesiminin bir partide toplanması olmadığı gerektiği kanaatindeyim. Ama sadece Alevilere bunu yüklerseniz bu çok doğru bir yaklaşım olmaz. Sadece hemen ona geleyim. Ben aynı şeyi HDP için de söylüyorum. Eğer Kürt sorununu çözeceksek Kürtlerin partisi olmamalı. Kürtler her partide yerini almalı, hakkını savunmalı, değerlerinden vazgeçmemeli, ülkede yönetime gelebilmeli. Aynı şey Aleviler için de geçerli. Yani şimdi bakın, bu iktidar ne kadar istismar yaparsa yapsın, ne kadar kullanırsa kullansın, Kemal Bey %48 oy aldı. Bu aslında Türkiye için çok umut verici bir oran. Ne demek o? Yani bizim tahmin ettiğimiz gibi toplumda devletin bütün yüzyıllara dayalı propagandasına rağmen büyük bir Alevi karşıtlığı yok. Ben mesela diyelim ki o kişi Kemal Bey değil de başka bir daha yıpranmamış, geçmişten gelen farklı nedenlerle siyasi tarzı, üslubu, yaklaşımı, verdiği sözleri tutup tutmaması, yıpranmamış başka bir Alevi, diyelim ki daha dirayetli, daha kararlı, daha liderlik vasfı olan bir Alevi olsaydı muhtemelen 55'te seçimi kazanma ihtimali bile vardı. Yani Kemal Bey'in kazanmama nedeni Alevi olması değilmiş, daha çok kendi kişisel olarak yetersizliği. Şimdi benim şöyle söyleyeyim, burada bir oyun var. Şimdi o güçlü olan bir oyun kuruyor. Yüzyıllardır var olan güçten bahsediyoruz. Devlet. En kaba tabirle söylüyorum. Sünni, İslamcı, milliyetçi, akla sahip bir devlet anlayışı. Bir oyun kuruyor. Diyor ki biz yeşil renkli olanlar şöyleyiz. Alevileri de diyelim ki sarı renkli ilan ediyor. Kürtleri kırmızı renkli ilan ediyor. Sonra diyor ki yeşil renkli olanlar buyurun gelin beraber bu ülkeyi yönetelim. Siz dönüp diyorsunuz ki o zaman biz de diyorsunuz kırmızı olarak burada başka bir yapı kuruyoruz. Bu doğal olarak sizi sistemin dışına atıyor. Ben diyorum ki sizin bahsettiğiniz yüzyıllara dayalı haksızlığın, yüzyıllara dayalı ötekileştirmenin, yüzyıllara dayalı düşmanlaştırmanın üstesinden çoğulcu yapıyla gelir. Benim gibi başka solcu, sağcı, dindar, muhafazakar, aynen bu seçimde Kemal Bey'in yanında durulduğu gibi. Farklı toplum kesimlerinden bütün insanlar Alevi, Sünni, dindar demeden demokrasi için, hukuk için herkesin eşit olduğu, kimsenin mezhebine, dinine, inancına, kimliğine bakılmadığı, bir vali seçilirken, bir kaymakam seçilirken, bir bakan seçilirken, bir cumhurbaşkanı seçilirken acaba bu da Kürt mü, bu da Alevi mi, bu da dindar mı denilmediği bir Türkiye yaratmanın yolu ama deniyor. İktidarın kurduğu sen şusun, sen şusun, ben de buyum oyununu bozmaktır. Bizim iktidara şunu dememiz lazım. Sen Sünni olabilirsin ama biz siyaset Alevilik üzerinden yapmayacağız. Biz herkesle bir olacağız. Kendi değerlerimizi bu ülkede kuracağız. Zaten öyle diyor Alevi toplumu. Zaten onu söylüyor. Onu savunuyor. İsterseniz bir sevgili Sami'ye bir dönelim. Sami'nin de bir soruları vardır. Evet Sami, sendeyiz. Sen ne Levent diyeceksin Bey, konu hakkında? Sizin tartışılan yazınızın ilk cümlesi benim dikkatimi çekti açıkçası. İlk cümlesinde diyor, esasında bu yazıyı yıllar önce yazmayı düşünüyordum. Fakat istemeden de olsa Alevi toplumunu üzerim, incitirim, endişesiyle elim bir türlü gitmedi. Şimdi bu endişeyi gideren ne oldu? Yani seçimler bitti ve bu tedirginliğiniz geçti mi? Bu yazıyı yazmaya ne itti sizi?
Hemen söyleyeyim. Şimdi yıllar önce yazda bahsediyorum zaten. Ben CHP'nin bir toplantısına katıldım. Şimdi bu ne kadar yaygın, ne kadar büyük, ne kadar... Birkaç tane örnek vereceğim. Bunları yazıda kullanmadım. Bu zaten bu yayına gelmemin nedeni de o yazıda kullanmadıklarımı böyle bir dertleşme anlamında burada paylaşayım diye. Tamamen o duyguyla gelmiş vaziyetteyim. 2016'da CHP'nin bir toplantısına katıldım. Genel başkanlar var, milletvekilleri var, il başkanları, ilçe başkanları. Ben böyle misafir, sonuçta gazeteciyim. İnsanlar ekranlardan tanıyorlar, dertleşmeye geliyorlar. Masama kim oturduysa, karşıma oturanların tamamı. Levent Bey Alevi olmadığım için gençlik kollarına giremiyorum. Levent Bey Alevi olmadığım için, bak şimdi bu doğrudur yanlıştır. Aldığım algıyı söylüyorum ne kadar. Sonra doğru olma olmadığına birkaç tane de örnek vereceğim size. İşte il başkanı olamıyorum, genel başkan, şuna gelemiyorum buna diye bir algı. Ben bunu görünce dedim ki burada bir terslik var. Çünkü Yavuz Selim Köprüsü'nün adının Yavuz Selim'in koyulma nedeni Alevileri tedirgin edip bir yere kutuplaşmaya, bir gruplaşmaya itmekti zaten. Yani bir tuzak. Hafiften böyle rahatsız ettiler. Biz burada sünni bir, yani daha belirgin, yüzyıllara dayalı o politikayı gözümüzün içine soktular orada. Onun neticesinde Alevi toplum kesimi haklı olarak bir güven duygusu, endişesine kapıldı ve kendini CHP'de biraz daha güvenli hisseder hale geldiler. Ben orada onu gördüğümde gittim Kemal Bey'e dedim, Kemal Bey bu çok büyük bir tuzak. Bu hem Alevilere tuzak hem de bize bir tuzak. Yani iktidar bir tuzak kuruyor. Kurduğu tuzak şu, Alevi toplum kesimini size itme politikası izliyor. Sizin dedim, bir şekilde bu parti kimlik olarak Alevi Partisi'ne dönüşmemesi lazım. Bu ne demek? Aleviler yer almasın demek değildir. Özkan Bey'le telefonda konuşurken söylemiştim kendisine. Şimdi benim mesela Adana'dan bir Alevi arkadaşım aradı, dedi ki belediye başkanlığına aday olacağım dedi. Olamazsın dedim. Niye dedim? Alevi olduğun için olamazsın. CHP'den. Nasıl yani dedi. Muhtemelen sana şöyle diyecekler, ya çok Alevi gözüküyoruz. Şimdi bir de Alevileri de dışlayan bir yapı var burada. Aleviliği kullanan, kendine bir alan açan. Ama farklı Alevi toplum kesimlerinde aman çok Alevi görünüz diye uzaklaştıran bir yapı. Niye yazmadım? 2010 seçimden önce bunun dillendirilmemesi, çok böyle zaten iktidarın yapmaya çalıştığı bu mezhep vurgusu, kimlik vurgusunun zararı ortaya çıkmasın diye yazımı hiç kamuoyu önünde yapmadım. Sadece arka planda Kemal Bey'le istişareler nedeniyle aman Kemal Bey dikkat et, aman yönetimlere dikkat et. Tabii ki genel başkan yardımcıları olabilir, tabii ki bu ülke siz zaten... Hani Alevisiniz, sorun yok ama teşkilatlar hepsi beni Kayseri'ye çağırdılar konferansa, CHP 2016 gittim Kayseri konferansa gittim, dedim bir anda dikkatimi çekti, dedim ki il başkanlığı nerede dedim, normalde il başkanları gelir hoş geldiniz derler misafirlerine, çünkü konferansa onlar çağırmışlar beni. Etrafımdaki CHP'li hanımefendi dediler ki ya Levent Bey il başkanımız dediler böyle çok kalabalık toplantılara çıkmıyor. Niye dedim? Alevi olduğu için dediler çok tepki alıyor Kayseri'de. Dedim ki ya Kayseri'de niye yaptınız ki? Yani Kayseri'de de Alevi yapmayın mesela. Hani başka yerde oluyor zaten. Öyle gerekti dedi. Şimdi oradakini fark ettim. Orada da el altından bir belli ki bir yani o siyasete tepki Alevilere tepki olarak yansıyor. Başka bir benzerini Malatya'da yaşadım. Aynısını. Şimdi bunları şunu anlatıyorum. Seçim öncesinde yazmama nedenim bu çok tehlikeli bir konu. Bizim Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Mezhep, kimlik, inanç kavgasından çıkarmamız lazım. Eğer Türkiye mezhep, kimlik, inanç siyasetine teslim olursa Türkiye yüzyıllar boyunca sağ sünnici, istismarcı siyasete teslim olur. Ve biz bunu hiçbir zaman bozmaya gücümüz yetmez. Çünkü en seküler insanda da birazcık dürttüğümüzde mezhep virüsü veyahut kimlik virüsü harekete geçiyor. Niye? Çünkü 100 yıllık bir zehirlenme var bu ülkede. Belki 200 yıllık. Levent Bey, yıllardır bu ülkenin başlangıcı Aleviler mi? Aleviler mi sahneye çıktığında ya da ön plana çıktığında bu dürtüler daha çok kuvvetleniyor? Örneğin, hayır diyorum ya. Bakın şimdi AKP çok sünnici, hatta tarikatçı, camisini, her şeyini ön plana çıkartan, cuma namazına kadar toplumun gözünün içine sokan bir yapısı varken, siyaseti hatta cami bahçesinde, cami avlularında yaparken, toplumun bu refleksleri neden harekete geçmez? Örneğin sizin çoğulcu yapı dediğiniz o çoğulculuğu oluşturacak kesimlerin bu konuda bir refleks geliştirmeleri de yine haksızlık değil mi Aleviler açısından baktığınızda? Neden o zaman inan, din faktörü, etnik köken faktörü belirli yerlerde daha çok ön plana çıkarken işte CHP gibi ya da buna benzer örgütlerde bir Alevi kimlikli insan ki eminim ki sadece Alevi olduğu için oraya gelmiyor ya da oraya seçilmiyor. Hak ettiğinden,
çalıştığından dolayı ben geldiğini de düşünüyorum. Neden? Yani aslında bu bir dürtü. Yavuz'un bıraktığı mirasın da halen daha toplumun zihinlerinden çıkmadığının da bir göstergesi değil mi Levent? Bu ülkenin nüfusu Sünni ağırlıklı mı? Bunu kabul ediyoruz değil mi? Nüfus olarak baktığımızda. Tabii ki. Tamam, tabii. Sünni ağırlıklı. Peki, iktidar bunu kullanıyor mu? Camilerde, mescitlerde, sokaklarda. Evet. Tam tersine kullanmakla yetmiyor. Bunu elindeki medya gücüyle toplumun zihnini zehirleyecek bir üslup, zehir anlamında da kullanıyor mu? Kullanıyor. Kendisi zaten çoğunluğu arkasına almak için ben atıyorum, dindarım diyor. Ben Türk'üm ve dindarım. Çoğunluğu arkasına almanın bir formülünü geliştiriyor. Peki öbür tarafta diğer toplum kesimlerini kimlik üzerinden tanımlıyorum. Aleviler var, bir de Kürtler var. Tamam. Şimdi eğer kimliği ve mezhebi esas aldığında çoğunluk haline dönüşüyor doğal olarak. Bizim, sizin, Alevilerin bu oyunu bozmasının yolu, arkadaş sen Sünnilik yapıyorsun, o zaman ben de Aleviyim demek midir? Yoksa hayır, bu işler mezheple olmaz, dinle olmaz, inançla olmaz. Biz burada demokrasiyi, eşitliği, insan haklarını, özgürlüğü tesis edene kadar kimsenin mezhebiyle, bir inancıyla işimiz yok deyip bir birliktelik kurmak. Şimdi Türkiye'de şu anda sizin dediğiniz, yani mevcut iktidarın sünnici, dinci, istismarcı politikalarına direnen sağlam bir %50 var. Bu %50 aslında doğal olarak Alevi toplum kesiminin müttefiki. Bunun içerisinde Saadet Partili dindarı da var. Bunun içerisinde CHP'li Atatürkçüsü de var. Bunun içerisinde devalısı bilmem İyi Partili milliyetçisi de var. Ve bunların Kürtleri de var. Tabii Kürdü de var. Bunların büyük bir kısmı Kemal Bey'in Aleviliğini herhangi bir sorun görmemiş, gitmiş oy da vermiş. Yani devletin yüzyıllara dayalı zehirlemesine rağmen bunun üstesinden gelmiş, gitmiş oy da vermiş. Şimdi şöyle diyelim. Diyelim ki bunlar sünnicilik yapıyor ve Alevilere dediler ki ya kardeşim sen sünnicilik yapıyorsan ben de Alevicilik yapıyorum. Böyle bir durumda kim kaybeder? Çoğunluk mu kaybeder, azınlık mı kaybeder? Sayısal yani azınlık çoğunluk azınlık tanımını kaybeder. Evet, azınlık çoğunluk tanımını sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece ben sayısal nüfus anlamında söylüyorum. Zaten. Evet. Ben de yani öyle. Anlamında. Ben bu ülkenin bir tane Alevi vatandaşı da olsa çoğunluktur. Bu ülkenin sahibidir. Bu duyguyla bakarım. Öyle. Azınlık çoğunluk duygusu sadece sayısal anlamda söylüyorum. Bunun altını özellikle çizerim. Ya da diyelim ki Türklük esas alınsın. Alevilik demeyelim. Türklük esas alındığında eğer biri çıkıp o zaman ben de Kürdüm dediğinde Kürt kaybediyor. Çünkü sayısal olarak az. Bizim dönüp şunu dememiz lazım. Türklük senin baban tek elinde değil. Sünnilik de senin babanın tek elinde değil. Sünnilik de bu ülkenin değeri. Türklük de bu ülkenin değeri. Kürtlük de bu ülkenin değeri. Alevilik de bu ülkenin değeri. Sana inanç istismarını bıraktırana kadar halk destek anlamında söylüyorum. Biz bu kimlik mezhep siyasetinden uzak duracağız. Çünkü uzak durmanın en büyük faydasını sayısal olarak azınlıkta olanlar görürler. Çünkü öbürü adamın işine yarıyor. Dahası başından söyledim. Bu adam bir tuzak kurdu. Yavuz Selim ismi rastgele seçilmiş bir isim değil. O ismin seçilmesi tamamen ben burada Sünni, İslamcı, dindar, dini istismara dayalı bir siyaset izleyeceğim. Toplumun mezhep üzerinden çoğunluk ve azınlık diye ayrıştırmak istiyorum. Ey Aleviler siz de kendinize bir yer bulun. Tuzağıydı. O tuzak Alevi toplum kesimi bilerek bilmeyerek diyorum. Çünkü haklılar, dışlanınca doğal olarak kendine bir korunma alanı yaratmaya çalışıyorsun duygu olarak. Haksızlık var. Çünkü ötekileştirme var. Çünkü hakaret var. Çünkü yok sayma var. Sen de haklı olarak kendine bir koruma alanı yaratmaya çalışıyorsun. Nedir o bir parti? Nedir o bir belediye diyelim? Nedir o? Tam da onun istediği tuzağa düşmüş oluyorsun. Adam şöyle diyor. Örnek veriyor. Filan belediye artık Aleviler mi yönetsin, Sünniler mi yönetsin? Türkiye'yi Aleviler mi yönetsin, Sünniler mi yönetsin? Buna girdiğimizde hepimiz hem Aleviler kaybeder hem de biz kaybederiz. Biz nereden kaybederiz? Benim gibi Türkiye'de demokrasi, cumhuriyeti, layıklığı önemseyenler nereden kaybederler? Biz ömür boyu din ihbarı yapan iktidarlara mahkum kalırız. Biz buradan kaybederiz. Levent Bey. Alevi toplum kesimi de devletten hak ettiği payı alamayarak kaybeder. Gençleri, çocuklarını mülakatlarda eleyerek kaybederler. Zaten bu ülkede bizim, olan şeyler. Zaten olan ben bunun ortadan kalkmasının yolunun çoğulcu yapı kurmaktan geçtiğini. Yani CHP'de Alevilerin şunu demesi lazım. Tabii ki genel başkan bizden biri olabilir. Zaten öyle. Ama bir de filan teşkilatta bizde olsun. İlla ilçede bizde olsun. İlde bizde olsun. Genel başkanlıkta. Belediye başkanı da niye bizden değil duygusuna kapılırlarsa bu en seküler sünniyi bile karşıtlığa, biraz önce anlattığım maildeki gibi karşıtlığa iter. Dediğim bu. Ben o konuda bir muhakkak bir sorum olacak, bir tespitim de var. Ama önce bir Sami'yi dinleyelim. Yani Levent Bey az önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konmasından şöyle bir tespitte bulundunuz. Siyasi iktidar Alevileri bir partiye çekmeye çalıştı, orada toplamaya çalıştı diye.
Ben sizin daha önceki açıklamalarınıza da baktım. Yani yakın zamanda şöyle bir şey söylüyorsunuz. Kılıçdaroğlu istifa edemez. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğulaşma süreci henüz bitmedi diye. Daha önceki hem kitaplarınızdan başka yazılarınıza baktığımda bir plandan, bir güçten bahsediyorsunuz. Ve bu güç bir mezhep kavgasının içine sürüklemek istiyor. Ve bunun ana omurgası da CHP'nin Alevileşmesi ya da Alevi insanların öne çıkması gibi. Şimdi az önce de diyorsunuz ki AKP siyasi iktidar Alevileri bir yere teslim etmeye, bir yere çekmeye çalıştı. Ya bahsettiğimiz parti bu ülkenin kurucu partisi. Bir ana muhalefet partisi. Ve sizin söylemlerinizden şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bir güçler var. Bu güçler Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına benzetmeye çalışıyor. Ve Aleviler de bu oyunun piyonu oluyor. Yani sizin en son söylediğiniz de işte Kılıçdaroğlu istifa edemez çünkü misyonu bitmedi. Ya burada bir hem bir ülkenin en büyük partisini hem de bir toplum kesimini bir parçanın ya da bir işte artık bilmiyorum az önce siyasi iktidar dediniz, daha önceki açıklamalarınızda da başka bir güçler diyorsunuz. Çok da onun net de tanımını yapmıyorsunuz kimler olduğunu. Ya yani böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? CHP ya da Alevi... Şimdi şöyle anlatayım. Ben Abdullah Bil'e sordum. Dedim ki Yavuz Selim ismi nereden çıktı dedim. Niye Yavuz Selim? Yani delirmiş olmak. Aynen böyle söyledim. Yani Orta Doğu'da mezhep savaşı varken, durup dururken bu ülkede milyonlarca kendi vatandaşını incitecek bir isim koymanın iyi niyetle izah edilebilir bir tarafı yok dedim. Nereden çıktı Yavuz Selim? Abdullah Bil döndü bana dedi ki bak sana yemin ediyorum dedi. Biz masada Yunus Emre gibi isimler konuştuk dedi. Ben törende Yavuz Selim'i duydum dedi. Yavuz Selim olduğunu törende duydum. Şimdi benim sizin bahsettiğiniz benim kasırga kitabım. Kasırga kitabının kendince bir akışı var. Bir senaryo gibidir. Film. Biz bir film izliyoruz. 2002'den itibaren kurulmuş bir film yazmışlar senaryo. O adım adım uygulandı. Deniz Baykal'ın bir gün kalkıp hadi yasağı kaldıralım demesi de tesadüf değil. Okuduğumuzda görüyoruz. Ergenekon meselesi de tesadüf değil. Suriye sınırından mayınların sökülüp mülteci hakkını da tesadüf değil. 2014'te Ekmelettin tesadüf değil. 2015'te bir gece Devlet Bahçeli'nin kalkıp erken seçim demesi tesadüf değil. 2018'de Kemal Bey başka bir ortak adaya giderken Meral Akşener'in bir gece hayır ben yokum deyip masayı dağıtması tesadüf değil. Benim tanımlayamadığım biraz eski derin devlet artıklarının da olduğu bir mekanizma var. Bir güç var Ankara'da. Bu gücün temel amaçlarından bir tanesi Erdoğan'la devam et. Peki bunun yolu nedir diye bakıyorlar. Toplumu üç ana damara bölmek. Aleviler, Sünni milliyetçiler ve ayrılıkçı Kürt. Orada Selahattin'in de yeri yok. Yani benim kitaptaki hikayeyi okuduğunuzda Selahattin Demirtaş'ın niye hapiste olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü şöyle diyorlar. Ya bizim bir kurgumuz var. Toplumun ana hatlarıyla üçe bölünmesi gerekiyor bizim kurgumuza göre. Hem mevcut iktidarın sürmesi hem de benim ileri aşama dediğim Orta Doğulaşmanın gerçekleşebilmesi için aynen Suriye'de olduğu gibi. Suriye şu anda Irak nedir Irak? Şiiler, Sünniler ve Kürtler var Irak. Suriye'de ne var? Nusayriler, Sünniler ve Kürtler var. Aynı kurguyu Türkiye'ye uygulamaya başlamışlar. Bir tarafta Aleviler toplansın, öbür taraf. Diyelim ki Suriye'de Aleviler çoğunluk, Sünniler azınlık. Irak'ta Şiiler çoğunluk, Sünniler azınlık. Türkiye'de Sünniler çoğunluk, Aleviler azınlık. O kurguda dediğim gibi 3 sacaya çoğunluk olan Sünni, milliyetçi, dindar her neyse onlar bir çoğunluk. Karşısında ayrılıkçı bir Kürt hareketi bir de Aleviler. Şimdi ayrılıkçı bir Kürt hareketini kuracağız diyorlar ama ya bir sorun var diyorlar. Yani ben biraz hikaye tadında anlatıyorum. Dışarıda bir adam var bu sorunu engelliyor bu ayrışmayı. Çünkü sıklıkla barış diyor, bütünlük diyor, demokrasi diyor. HDP seçmeninin Türkiyelileşme projesini daha da hızlandırıyor. Halbuki buradaki projeye Türkiyelileşmemesi lazım. Daha han dilinin daha belirgin olur. Dokunulmazlıklarını kaldırıp bir şey atalım diyorlar ve atıyorlar. Sonunda siyaseti bırakmak zorunda kaldı. Çünkü HDP'nin Türkiyelileşmesi bu projenin dışında. Şimdi Kemal Bey niye bırakamaz diyorum. Çünkü Kemal Bey bir şekilde bu dediğim adaylık meselesi de böyle. Bunu ben Kemal Bey'le konuştum. Kendisine isimleri verdim. Ben geldiğini, kimlerin organize ettiğini, başka farklı geçmişte AK Parti iktidarında Başbakan Yardımcılığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yapmış bu isimlerle konuştum. Bu isimlerin çoğu şu anda muhalif ve önemli bir kısmı Kemal Bey'i çok seviyorlar. Aman Kemal Bey'e git bak bu isimler ona geliyorlar. Aday ol sen kazanacaksın diye. Dikkat etsinler ona tuzak kuruyorlar diye. Ve ben gittim bunu Kemal Bey'e de anlattım. Şuna getireyim. Şimdi Kemal Bey ile devlet etrafında bu dediğim yapı bir şekilde Kemal Bey'i ikna et. Senin burada durman lazım. Sen kazanacaksın. Sana sıra geliyor. Sen şöyle yapacaksın. Bunu kiminle yapıyorlar? Kemal Bey'in en yakınındaki devletle irtibatlı birkaç isim eliyle. O yüzden de buradaki proje şu. Tayyip Erdoğan'ın yerini koruyabilmesini
siyasetçinin en önemli argümanlarından biri kimlik siyasetinin devam et. Eğer kimlik siyaseti olmamış olsaydı bu seçimde Tayyip Erdoğan %20 oy alamazdı. Yani mesele sadece Alevilik değil. Kürtlük üzerinden öyle bir manipülasyon yaptılar ki ülke bölünüyor duygusu öyle bir yaydılar ki PKK'nın açıklamalarıyla Tayyip Erdoğan bir anda hak etmediği fazladan %20 oy aldı. Çünkü insanlar soğan mı vatan mı dediklerinde vatan tercih ettiler ve gitti hak etmediği bir oyu vererek kendi tedirginliklerini gidermeye kalktılar. Şimdi Kemal Bey'in buradaki bu kafa, bu yapı, bunun içerisinde eski MİT müsteşarları var, eskilerin devlet artıkları var, mevcut iktidarın bir kanadı da hala bir kısmı da var. Muhtemelen biraz da dış etkinin de organizasyona dahili gücü var. İş dünyasından insanlar var ve o insanlar Tayyip Erdoğan'la bir dönem daha devam etmenin yolunun burada Kemal Bey'in durmasına bağlıyorlar. Çünkü biz bunu, şunu biliyorlar. Bak şöyle düşünün. 100 yıl boyunca bize, diyelim ki bana, benim öyle sünnilik, dindarlık diye bir derdim yok. Çok şükür onları geçtim. Onlar bana göre çok çocukça şeyler artık. Ama bana, ben niye geçtim? Ben 10 yıldır kendimi tedavi ediyorum bir doktor gibi. 10 yıldır. Çünkü ben İslamcı hayat büyüdüm, dindar hayat. Oturdum 10 yıl boyunca kendimi tedavi ettim. Devletin, dinin, inancın bana verdiği zehiri atma. Hayata bakışımı değiştirme, toplumla bağ kurma. Ama benim, diyelim ki ben tedavi ettim. Ama tedavi olmayan milyonlar var ülkede. İçimizde aktifleştirilmemiş bir virüs var. Nedir o virüs? Ya Kürt düşmanlığı, ya Alevi düşmanlığı. Şunu biliyor iktidar. Ben bunu istediğim gün o virüsü harekete geçirebiliyorum. Medya bende, devlet gücü bende, şu bende, bu bende. O yüzden de Kemal Bey'in gitmesini istemiyorlar. Bu Alevi tartışmasının büyümesini istiyorlar. Alevilerin daha tedirgin olup burada bloklaşmasını istiyorlar. Burada Tayyip Erdoğan'a büyük bir pasta kalsın. Sünni, dindar, milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü her neyse. Onlar Tayyip Erdoğan'a kalsın. CHP kendi içindeki bu mezhep tartışmalarıyla iyice tükensin ve Tayyip Erdoğan'la biz kendi amacımızı sonuna kadar götürelim. Benim dediğim bu. Bunu bozmanın yolu. Levent Bey, şimdi yani bu söylediklerinizi şöyle bir çerçevenin içerisine koyduğumuzda bir burada Alevi kimlikli siyaseti ya da Alevi hak mücadelesini şu anda Türkiye'deki demokratik Alevi kuruluşları yapıyor. Yani bunu ön planda tutan gerek işte 30. yılının içerisinde olduğumuz halen Madımak katliamını gündemde tutmaya çalışan, halen katillerin yargılanmasını isteyen, adalet, hukuk arayışını sürdüren bir demokratik Alevi örgütleri var. Tam da bugüne kadar, bakın bütün açıklamalarını izleyin, bütün Alevi kuruluşlarının ortak bir temennisi vardır. Laik, demokratik bir cumhuriyet, çoğulcu bir yapı, farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi ama insanların kendini ifade etme özgürlüğünü kullanarak bir Alevi kimlikli kişi oraya gelebilir, bir Kürt kimlikli kişi oraya gelebilir ya da herhangi birisi gelebilir. Bütün siyaset bunun üzerinde kurulur. Ama sizin anlattığınız o çerçevenin içerisinde bütün bu çoğulcu taleplere rağmen, bütün bu çoğulcu isteklere rağmen kafada yazılan bir senaryonun uygulandığı alan aslında ne CHP, ne HDP, ne Kürtler, ne Aleviler bu ülkenin damardan ırkçılığı, mezhep karşıtlığını kendine yaşam biçimi edinmiş ve bu ülkenin kaderiyle oynayabilecek aslında bir %15-20'lik kesimle bu söylediğiniz senaryolar devamlı ayakta tutuluyor diye düşünüyorum. Yani burada sizin anlatımınızdan orada bir boşluk da çıkıyor. O zaman Alevi bir kişi başarılı da olsa, Alevi toplumu çok da başarılı da olsa, kendi Alevi kimliğini ön plana çıkartmadan çoğulcu değerler de olsa siyaset sahnesinde yer almasın, siyasette etkin olmasın, herhangi bir yere aday olmasın gibi bir anlayış da ortaya çıkıyor. Bunun da doldurulması lazım. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hemen şöyle söyleyeyim. Terse çevirelim. Yani Kemal Bey orada durmasın. Sünni birisi geldiği zaman bu senaryo boşa çıkabilir mi? Benim asla Kemal Bey durmasın yerine bir Sünni gelsin diye ne hayır, biraz önce söylediğiniz tespitten yola çıkarak bu soruyu soruyorum. Yani Alevileri iyice pasifize etme, Kürtleri iyice pasifize etme anlayışının biraz da böyle bize dayatılması, bize anlatılması gibi bir resim görüyorum ben burada. Şimdi şöyle söyleyeyim hemen. Diyelim ki Türkiye'de Alevi nüfus %80 olsaydı ve şu anda iktidarda olsaydılar ve Türkiye'de de Aleviler otoriter bir yönetim kurmuş olsalardı diyelim. Öbür tarafta da Sünniler %20 civarında ve bir partiyle örgütleniyor olsalardı aynı yazıyı onlara yazardım. Derdim ki aman bu işin kimlik siyasetine dönmesine fırsat vermeyin çünkü siz kaybedersiniz. Şimdi benim burada söylediğim bir Alevinin bir yere gelip gelmemesi değil. Ben diyorum ki ama sonuç öyle Alevi,
çıkıyor Levent Bey. Heh. Sizin temellerinizden bağımsız sonuç oraya gidiyor. Orada bir boşluk çıkıyor. Yani nasıl kullanacak alevler? Onu söyleyeceğim. Şimdi bir kere biz eğer kamusal alandaysak, ben nasıl ki inancımı kullanmayacaksam, inanç üzerinden bir diyalog kurmayacaksam, siyasette, ticarette, hı-hı, sosyal alanda, her alanda Alevi'nin de kurmaması gerekiyor. Ben nasıl şu anda sizi ekranda bir bilmiyorum inanç mezhebinizi, diyelim ki Alevi'yseniz, ben bir Alevi görmüyorum. Ben bu ülkenin bir evladı görüyorum. Ben Çorum'a gittiğimde de Alevi'ye gitmiş olmuyorum. Ya da diyelim ki Bursa'daki cemevine beni çağırdılar. Ben Alevilere gitmedim. Ben şöyle gittim. Bu ülkenin benimle beraber evladı, kader ortağıyız. Şimdi birileri inancı yakasına taktı. Diyelim ki Sünni şurasına Sünni olduğunu yazdı. Ve bunun üzerinden siyaset yapıyor. Alevi şöyle diyemez, dememeli. Sen Sünni yazdın, o zaman ben de Alevi yazıyorum. Alevi'nin şunu demesi lazım. Çünkü Alevi'ye o yakışır. Ya saçmalama, bu kamusal alanda kimlik mezhep, bu ne ya? Ne görünür yapıyorsunuz? Alevilik benim kişisel inancımdır, tercihimdir, anlayışımdır. Bu siyaset alanında belirgin olmaması gerekiyor. Bu gizlemek değildir, utanmak değildir. Bu aynısını. Diyelim ki tamam, bunlar yapıyor. O zaman biz de mi yapmalıyız? Tayyip Erdoğan inancı kullanıyor. Peki biz de mi kullanalım? Doğrusu bu mudur? Yoksa kullananı, evet, kınamak mıdır? Kınamaktır değil mi? Yapmak tabii ki demektir. Tabii tamam. Ki. Tamam. Benim dediğim, bir Alevi bir yere gelemez değil. Eğer Alevi'nin bir yere gelmesini konu etseydim, ben Kemal Bey seçildiği günden itibaren bir danışmanı gibi çalışmazdım. Ta ki bu seçime kadar. Bunu niye fark ettim bu seçimde? Ben bir yıl önce gittim Kemal Bey'e. Bir yıl önce. Bunu da açıkladım zaten. Kemal Bey'e de sordular. Babala TV'de. İnkar etmedi. Gittim, dedim ki Kemal Bey, ben bir senaryo fark ettim dedim kitap yazarken. Hayırdır dedi. Dedim ki bu iktidar sizin üzerinize bir oyun kuruyor. Yani sizi aday yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'la bir dönem daha devam etmek için sizi dedim aday yapıyorlar. Ne demek dedi? Muhtemelen dedim bu toplumdaki bu mezhep karşıtlığını veyahut kimlik karşıtlığını kullanarak başka bir alana çekecekler seçimi dedim. Ama sizin üzerinize bir oyun kuruluyor. Ben dedim sizin evladınız, aynen böyle konuştum. Ben sizin evladınız yaşındayım. Bak kaç yıldır beraberiz. Kaç yıldır. Size dedim bir evladınız olarak bir çağrıda bulunacağım. Bu oyuna gelmeyelim. Siz bir aday, ortak bir aday bulun. Mecliste sizi cumhurbaşkanı yapsınlar. Hani parlamenter sisteme geçeceksiniz ya. Oradan siz cumhurbaşkanı olun. Hem ülke bu seçimle bu adamların elinden alınmış olur. Hem de Türkiye'de bir Alevi cumhurbaşkanı olur. Ülke büyük bir rahatlığa kavuşur. Yüzyıllık bir şeyini, tedirginliğini, endişesinden kurtulmuş olur. Hem bir yumuşak geçiş, hem de karşısında bir ödül. Anlattım böyle Kemal Bey'e. Ben isim verdim. Bak o isimlerden birkaç tanesini vereyim burada. Kemal Bey'e verdiğim için söylüyorum. Dedim ki Kemal Bey'e. Kemal Bey, Tuncay Özkan. Bak şu kulaklarım dedim. Aynen böyle kulaklarımı gösterdim Kemal Bey'e. Benim bu kulaklarım Tuncay Özkan'dan dedim. 2017'de inşallah referandumdan evet çıkar. Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz cümlesini duydum dedim. Kemal Bey böyle sesini kısarak dedi ki Levent, onu ben de duydum dedi. Kemal Bey dedim, o zaman niye yanınızda? Bu adam şu anda sizin adaylığınız olsun. Baş danışman. Ben seçim sürecini yöneten kişi. Yöneten kişi. Bu adam dedim şu anda sizin adaylığınızı organize ediyor Kemal Bey dedim. Hiç mi endişe duymuyorsunuz ya? Benden kurtulmayı birinci amaç. Ve aynı kişi, ben bunu Halk TV'de söyledim. Aynı kişi seçime 3 ay kala İzmir'de bir belediye başkanının evinde sohbet anında şöyle diyor. Kılıçdaroğlu'na da yapıyoruz. Belki Türkiye'yi kurtaramayız ama CHP'yi kurtaracağız. O belediye başkanının evinde yapılan sohbet genel merkeze geliyor. Genel başkanlar toplanıp Kemal Bey'in odasına gidiyorlar. Ya bu adam böyle konuşuyor sağda solda diye. Kemal Bey diyor ki karışmayın. Seçim gecesi, seçimden bir ay ya 20 gün önce Mansur Bey'le de konuştum. Gidiyorlar Kemal Bey'e. Ya bu kampanya ters gidiyor. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ekrem Bey diyor ki Kemal Bey'e. Benim İstanbul'da çok güçlü bir ekibim var. Getireyim şurada grafikleri, videoları daha profesyonel çeksinler diye. Kemal Bey diyor ki olur. Ekrem Bey ekibi alıyor İstanbul'dan Ankara'ya götürüyor. Tuncay Özkan partiye koymuyor. Ve geri geliyor ekip. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu kurgu çok belirgindi. O kadar belirgindi ki nereyle iş tutuyorlar, kiminle iş tutuyorlar, ne karşında tutuyorlar ki? Kemal Bey'den kurtulmayı niye amaçlıyorlar? Daha doğrusu motivasyon... Şimdi ben burada diyorum ki benim formülüm neydi Kemal Bey'e? Aleviliğini gizle değildi, bu işten vazgeç değildi, aman bir Sünni'yi seç değildi. Kemal Bey sen üzerine kuruyorlar, sen mecliste seçilen cumhurbaşkanı ol. Çünkü parlamenter sisteme geçeceksiniz ya. Evet. İlk cumhurbaşkanı sen olacaksın, o bütün şeyden kurtulmuş olacağız. Şimdi bizim birinci önceliğimiz şu anda Alevi'nin, Kürd'ün, Dindar'ın, Sünni'nin, Atatürkçünün, yani bu ülkede demokrasi isteyen, hukuk isteyen, eşitlik isteyen, adalet isteyen, mezhebimizin, kimliğimizin, inancımızın tartışılmadığı, konu edilmediği bir ülke isteyenlerin birinci önceliği nedir? Demokrasiye dönmenin zeminini yaratmak. Yani seçimler. Yani toplumun zehirlenmesini önüne geçip bir birliktelik kurmak. Peki bu adam, bak ben kendimle de suç buluyorum. Diyorum ki Halk TV'de yaptığım konuşmalar zaman zaman üslubumun sertliğinden bu adamın işine yaramış. Keşke daha dikkatli bir üslup kullansaydım. Öbürü Alevi'nin başkanı
başka bir tavrı, başka bir gazetecinin başka bir tavrı. Benim dediğim buradan kurtulmamızın yolu bu sünnicilik yapıyor diye bir başkası alevicilik yapmamalı. Buradan çıkamayız. Bu Türk milliyetçiliği yapıyor diye bir başkası Kürt milliyetçiliği yapamaz, yapmamalı. Ha ya bu sünnicilik yapıyor, biz alevicilik, yani biz aleviliğimizi saklayalım mı kardeşim? Bu çok haklı bir soru ama kazandırmayan bir soru. Çünkü sen aleviliği şuraya yazdığında sayısal olarak kendini azınlığa mahkum ediyorsun. Öbürü çoğunluk ve ömür billah seni yönetmeye talep ediyor. Senin ne demen lazım? Senin derken ben kendimi de katarak söylüyorum. Tabii, Alevi'nin, tabii. Kürd'ün, özgürlükçünün şunu demesi lazım. Abi aleviliğim sana ne? Sen ne ilgilenir? Bak ben buradan söküyorum, kalbime gömüyorum. Seninle beraber kol kola veriyorum. Bu ülkeyi herkesin huzur içinde yaşadığı bir ülkeye dönüştürmenin ittifakını kuruyorum. Bu kadar. Levent Bey, emin olun Türkiye'deki ve Avrupa'daki bütün Alevi kuruluşları tam da bu idealle, tam da bu düşünceyle hareket ediyor. Niyetlerinin bu olduğundan şüphem yok. Tabii. Ama bu... bir izleyicilerimizden de birkaç soru geldi. Öncelikle ben ama Sami'nin sorularına verelim. Daha sonra izleyicilerimizden, dostlarımızdan gelen birkaç soruyu ben size yönelteceğim. Buyur Sami, buyurun. Senin. Levent Bey, az önce bir yorum yaptınız. Ya ben açıkçası seçimlerden önce sizin Halk TV'deki yorumlarınızdan dolayı ilk turdan sonra ne söyleyeceğinizi merak etmiştim. Siz 18 Mayıs'ta Ruşen Çakır'ın programına çıktınız ve orada kendi görüşmelerinizi anlattınız. Benim not aldığım bir kısım var. Diyorsunuz ki bir Deva Partisi'nin il başkanıyla ben gittim, görüştüm. Seçimleri konuştuk. O şöyle bir şey söylemiş. Erdoğan'ın karşısında bir CHP'li varken benim elim CHP'ye oy vermeye gitmez. Şimdi buradaki tabloda şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani demek ki Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu da olsa, Mansur Yavaş da olsa ya da bir başka CHP'li de olsa zaten CHP'nin ittifak yaptığı insanlar o insana zaten oy vermeyecek. Sizin Kılıçdaroğlu'na anlattığınız ya gelin başka birine aday gösterin, mecliste cumhurbaşkanı olun senaryosu zaten sallantılı buna baktığımızda. Ben biraz da şuna bakıyorum, işte Türkiye'de kimlik siyaseti, altılı masa denen bir yapı var. Yani bu masa oluşturulduğunda Türkiye'deki çoğu insan alkışladı. Bakın dedi, beş işte birbirine benzemez insanlar yan yana geldi, çok iyiydi. Şimdi CHP'nin başında Alevi kimlikli biri var. Ama diğer partilere baktığınızda hepsi Sünni ve üçü zaten Sünnilik üzerinden direkt siyaset yapan partiler. Ya yani benim kavrayamadığım şey sanki... Olayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olup olmamasıyla çok bir hikayesi yok gibi ya. Yani mesela işte beraber yola çıkıyorsunuz ve yola çıktığınız partinin yöneticisi diyor ki ben zaten buna oy vermem. Yani hikaye başka bir şey sanırım ya. Yani sizin az önce söylediğiniz şeyle 18 Mayıs'ta Ruşen Çakır'a söylediğiniz şey arasında da bir fark var. Söyleyeyim. Bu konuyu yani en az 100 kere yazdım. O da şuydu. Bu seçim AK Parti CHP yarışına dökülmemeli. Hiçbir şekilde bu Alevi Sünni meselesi değil. CHP'den yani Alevilikten bağımsız söylüyor. Bu seçim hiçbir şekilde bir CHP AK Parti yarışına dökülmemeli. Çünkü bu toplumun önemli bir kısmında bir CHP bagajından kaynaklanan bir alerji var. Geçmişteki yapılanlar. Ta Cumhuriyet'in kurulduğu Dersim katliamından alıp gelelim bugüne. Her birimizde farklı nedenlerle bir CHP aşırı diyelim Kemalistliği, bazı şey değerleri istismar etmesi, toplumla doğru düzgün bağ kurmamasının yarattığı bir alerji var. Adını ne koyarsak koyalım. Haklı, haksız, doğru, değil. O yüzden seçimin hiçbir şekilde bir CHP AK Parti yarışına dökülmemesi lazım. O yüzden ben adayın her zaman partiler üstü. Yani mesela solcu biri olabilirdi ama baktığında bu CHP'lidir. Damgası yememiş. Birçok solcu var. Alevi biri olabilirdi. Daha dirayetli ama CHP'nin bagajını taşımayan. Hani CHP'nin bildiğimiz o yıllardır Kürt'ün rahatsız olduğu, Alevi'nin rahatsız olduğu, dindarın rahatsız olduğu geçmiş bagajı var ya. O bagajı tanımayan bir Alevi de olabilirdi. Fark etmez. Ama partiler üstü. Yok mu bu ülkede? Yüz binlerce. Hem Alevilerin arasında iyi eğitimli, yetişmiş, pırıl pırıl. Sadece yapmaları gereken tek bir şey vardı. Birkaç ay o adayı hafiften böyle bir prezente etmesi lazımdı. Neydi? Televizyonlara çıkarmak, liderlerle arada bir poz vermek, görüşmek, adayımızdır demeden. Aday yaratma diyoruz biz buna. Yapabilirlerdi. Benim en baştan karşı çıktım. Bunu Kemal Bey'e de anlattım ve Kemal Bey de bunu çok doğru bulduğu için, ben anlattım diye değil, kendi kafasında da öyleydi. Özellikle mesela referandum sürecinde hiç bayrak kullanmadı. Hiç. Bu iş dedi aman CHP AK Parti kavgasına dökülmesin bu referandum. 2018'de de benzer bir politikayı izledi. Çünkü geri, hatta 2018'den kendi çıktı NTV'ye. Parti başkanları asla aday olmamalı dedi. Bu mantığa inandığı için yani bunu bir parti yarışına döktürmeyelim bu seçimi. Bu seçim demokrasi mi, otoriterlik mi seçimine dökülsün? Ben yıllarca bunu savundum. Ama iş bir süre sonra CHP'den öte iktidarın Alevilik
üzerinden oyun kurduğunu gördüm. Benim gördüğümü, duyduğumu gittim Kemal Bey'e anlattım. Sizin üzerinizden bir oyun kuruyorlar. Hatta Canan Kaftancıoğlu'yla bir yerde karşılaştık. Canan Hanım dedi ki, ben dedi kitabını okumadım ama bana anlattılar dedi senin kitabını. Sen Kemal Bey üzerinden bir oyun kurulduğunu söylüyormuşsun dedi. Evet dedim, öyle düşünüyorum. Ben de dedi senden bir konuda farklı düşünüyorum dedi. Hayır da dedim, ha yok yanlış anlama dedi. Bence dedi oyun kurulduğunu ben de farkındayım. Bunlar dedi Kemal Bey'e aday yapmaya çalışıyorlar. Peki dedim. Ama benim dedi senden bir farklı düşüncem var. Biz kazanarak oyunu bozacağız dedi. Bak dedim ki bu insanlar asla Kemal Bey'e oy vermezler duygusunda değil. Çünkü gördük 2 puanlık bir fark var. Bana göre seçimdeki bazı hatalar olmamış olsa o 2 de katlanabilirdi. Hayır. Ama dedim Canan Hanım bir şey söyleyeceğim. Oyun karşı tarafta oyun kuran varsa bizim onun bilmediğimiz bazı hamleleri olabilir. Bunu risk etmememiz lazım bu seçimi. Anlatabiliyor muyum? Tedirginliğim oydu. Bu duyguya geçen Özkan Bey'le konuşurken de söyledim. Aleviliğin toplumda bu kadar ciddi karşıtlığı yokmuş. Çok şükür duygusunu seçimden sonra daha net gördüm. Ben daha seçimden önce daha tedirgindim. Yani şöyle diyordum. Ya bu ülkede bu devlet yüzlerce yıldır insanları Alevi ve Kürt karşıtlığıyla fena halde zehirledi. Kemal Bey'in Alevi kimliği daha fazla istismar edilebilir diye tedirginliğim daha büyüktü. Ama seçimden sonra şunu gördüm. Çok şükür dedim. Demek ki Kemal Bey'in yerine daha dirayetli, daha genç, daha karizmatik, daha sözlü yıpranmamış diyeyim. Kemal Bey'in bir yıpranmışlığı var 12 yıl boyunca. Farklı neden. Demek ki daha yıpranmamış bir siyasetçi olsaymış toplum aleviliğine bakmayacakmış. Mesela benim seçimden 2 gün sonra bir taksiye bindim. Ortalama bir vatandaş dedi ki bana ya Levent Bey o kadar kızdım dedi Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim diye. Evladım ağladı dedi 17 yaşındaki evladım. Erdoğan kazandı diye. Ailenin durumunu göresin diye söylüyorum. Ama sandığa gittim dedi yine Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Niye verdin dedim. Yani nedir seni hangi duyguyla oy verdin? Ya Levent Bey dedi baktım dedi Kemal Bey'e. Ya bu parçalı yapıyla yönetemez dedim bu ülkeyi. Bak adamın ağzından Alevi'yi duymadım. Oy vermemiş ya. Ben Alevidir oy vermem. Ya çok şükür bu çok büyük bir kazanç Türkiye için. Bunu büyütmemizin yolu yani hazır %48 sorun etmemiş. Bana göre o geriye kalan %52'nin içerisinde muhtemelen %20 de sorun etmemiş. Neye bakmış? Ya 8 sene Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu ülkeyi yönetemezler. Ya Kemal Bey çok zayıf her dediğini yapamıyor veyahut yıpranmışlık demiş uzak durmuş. Demek ki yıpranmamış olsaymış bu ülkede bizim korktuğumuz kadar bir mezhep düşmanlığı yokmuş. Hiç yoktur demiyorum. Ama ortada devasa bir 48 var sorun etmemiş. Sorun etme diye halde farklı nedenlerle oy vermemiş muhtemel bir %10-15 de var. Bu da çok önemli. Şimdi bunu korumamızın yolu Alevilerin bir partide toplanması değil. Tam tersine bu çoğulcu yapıyı şöyle dememiz lazım. Aleviliği, Sünniliği, dindarlığı, Kürtlüğü bir tarafa bırakıyoruz. Bizi ortak yapan duygumuz neyse, değerlerimiz neyse onun etrafında birleşiyoruz. O birleşme bazen Alevi bir başkanın altına denk gelebilir. Bazen diyelim Sünni bir başkanın altına denk gelebilir. Bazen Kürt bir başkanın altına denk gelebilir. Bazen Türk, bazen gayrimüslim bir vatandaşımızın başkanlığı altına gelebilir. Ama önemli olan o çoğulcu yapıyı korumak. O çoğulcu yapının içerisinde herkes saklamasına gerek yok. Kimliğini, mezhebin inancını. Ama şurasına da asmasına gerek yok. Her yerde avazı çıktığı kadar ben Aleviyim diye bağırmasına da gerek yok. Veyahut ben Sünniyim veyahut ben Kürdüm diye bağırmasına da gerek yok. Bu değerleri biraz aşmamız lazım. Aşmazsak sayısal olarak az olanlar her zaman kaybederler. Bunu tek söylediğim bu. Levent Bey şimdi konuşmanızdan aslında şöyle bir sonuç da çıkıyor. Yani eğer %48'lik bir oy oranıyla bu ülkedeki Alevi karşıtlığının o yapılaşmış, böyle sağlam durmuş Alevi karşıtlığı Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla biraz yıkılmış, aslında onu fazla görmedik sonucuna gelebiliyorsak demek ki Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı özellikle Alevi videosu toplumda bir karşılık bulmuş. Alevi kimliğiyle bu ülkede her şeyi ya da bir yerlere aday olabileceğini, ikna edebileceğini de göstermesi bakımından önemli buluyorum. Fakat o diğer kurguları ayrıca bir tartışmak lazım. İzleyicilerimizden gelen birkaç tespit var. Bir, hani o sizin anlatımlarınızdan biraz önce benim de ısrarla sorduğum, eğer Aleviler kendilerini daha korumak amacıyla siyasi parti olarak söylüyorum ki, böyle çok katı düşünürsek mevcut Alevi kurumlarına, kurulmuş Türkiye'deki ve Avrupa'daki demokratik Alevi kuruluşlarına da haksızlık yapmamak adına. Çünkü onlar sadece hak temelli, inancını koruyan, inancını daha yeni nesillere aktarmaya çalışan ve inancımızın gerektirdiği hakları almaya çalışan bir yapı içerisinde çalışıyor. Şimdi siyasete baktığımızda izleyicimiz de şunu soruyor. Eğer böyle bakılıyorsa Aleviler kendini neden %20-25 barajına hapsetmiş yıllardan beri, bunun üstüne çıkamamış ve dolayısıyla iktidar alternatifi olmaktan biraz uzaklaşmış, neden CHP içerisinde kümeleşsinler? Neden böyle bir tercih içerisinde bulunsunlar sadece? Yani bunun kendini
kendi içerisinde bir çelişki yarattığını düşünüyorlar. Diğer bir soru da eğer kamusal alanda Alevi kimliği daha geri plana atılacaksa, hani türban meselesini bu ülke yıllarca konuştu ve en sonunda türban tabii ki bir inancı gereği takan insanlara saygımız var ama türbanı bir de değişik figürlerle siyasal İslam'ın figürü haline getiren, sembolü haline getiren, bunu göstermek adına değişik takım stilleriyle bunu sembol haline getiren de bir yapı var. Şimdi bunlar da bu devletin içerisinde kurumlaşmış durumda ve kamusal alan içerisinde daha görünür bir hale geldiler. Bu ikisi arasında da bir çelişki olmuyor mu? Yani sadece çoğulculuğu isteyen kesime çok fazla yük vermeme gerekiyor. Bir de bir izleyicimiz yine aynı şeyi söyledi. Eğer sizin bir zaman Abdullah Gül öneriniz olduğunu söylüyor. Eğer Abdullah Gül olsaydı Türkiye'de bu seçim ortamı nasıl olurdu? Bir kere sondan başlayayım o zaman. O hanımefendi, yani soran arkadaşa söyleyeyim. Ben hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir yazımda, hiçbir konuşmamda Abdullah Gül önerisinde bulunmadım. Tamam. Tamamen bana atmış kuru bir iftira ve bu iftira üzerinden atmalarının nedeni de bu oyunu deşifre ediyordum. Tamamen itibarsızlaştırma politikasıydı. Benim en az 3 tane yazım var Abdullah Gül olmaz diye. Çünkü seküler kesimde Abdullah Gül'e karşı bir önyargı oluştu ya da öfke oluştu. Sessiz kalmasından kaynaklanan, her ne yapması gerekeni vaktinde yapmadı dediği için. O yüzden seküler kesim kolay kolay ikna edilemeyebilir. Abdullah Gül devri kapandı. 2018'den önce önermiştim Abdullah Gül olursa daha kolay olur geçiş diye. Ama 2018'den sonra tek bir tane ne bir konuşmam, ne bir yerde bir sözüm, ne de bir yazım var. Ama buna rağmen bu üzerime yapıştı kaldı. Ama buna rağmen Abdullah Gül olsaydı öyle maalesef öyle. Söyleyeyim. Bence her birimiz için, yani seküler kesimin öfkesini ayrı tutarak söylüyorum, buradan çıkmamızı biraz daha kolaylaştırabilirdi. Çünkü bir anket var. AK Parti seçmeninin %40'ı Abdullah Gül aday olursa oy veririm demiş. %40'ı. Yani Abdullah Gül 2 yıllığına yanına CHP'den, İyi Parti'den isimler alarak geçiş sürecini sağlayabilirdi. Önemli olan AK Partililere şunu demiş olacak: korkmayın, ben buradayım, gelin beraber yapacağız burayı. Ama aslında buranın da teminatı olacaktı. 7 yemine teslim edilmek gibi. 7 yemin var ya. Hani ülkeyi 7 yemine veriyoruz. Tamam arkadaş, çoğunluğun elinden alırken de diyoruz ki bak 7 yemin de sizden olsun. Yanına da bizden de adamlar koyuyoruz. Geçiş süreci 2 yıllığına. 2 yıl içerisinde Türkiye yeniden en azından bu otoriter yönetimden kurtulacak. Olurdu olmazdı. O ayrı. Şimdi gelelim. Ben şunu diyenlerden değilim. Sadece Sünniler, dindarlar, başörtülüler ortalıkta gözüksün. Aleviler ben başka bir şey söylüyorum. Hayır, onu kastederek sormadım zaten Levent. Hayır, yok, onu kastetmedim. O izleyicimizin okuruna. Herkes inancıyla, kimliğiyle, inancının ve kimliğinin sembolüyle kamusal alanda yer alma hakkına sahip. Kim Alevi istediği gibi giyebilir, istediği gibi gezebilir, istediği gibi inancını gösterebilir. Ben hayatta var olandan bahsetmiyorum. Bir Alevi diyelim ki devlet dairesinde Hazreti Ali'nin posterini asmak diyormuş veya odasına, kendi odasına asabilir. Bunlar rahatsız etme, bunu öğrenmemiz lazım, bunlardan rahatsız olmamayı. Yani şunu dememiz lazım, demek ki bunun inancı bu, bunun sembolünü kullanmak istiyor. Öbürü öyle giyiyor, başörtü tamam, inanıyormuş, böyle giyiyormuş. Benim söylediğim, siyasete, partilerde kimlikleri, mezhepleri kullanırsak seçim demokratik yarış olmaktan çıkıyor, kimlik mezhep sayımına dönüşüyor. Buna fırsat vermememiz için birbirimizin kimliğine, mezhebine bakmadan bir birliktelik kurmamız lazım. Yani Alevi ile Sünni bir araya gelebiliriz ama Alevi Sünni olduğumuz için değil. Birimiz çok iyi mühendis olduğumuz için, birimiz çok iyi mimar olduğumuz için, birimiz çok iyi doktor olduğumuz için, birimiz çok iyi mühendis olduğumuz için. Ama biz kendi iç dünyamızda, hayatımızda Aleviliğimiz vardır, dindarlığımız vardır, solculuğumuz vardır, Atatürkçülüğümüz vardır, hatta Kürdüzdür veyahut Türküzdür, fark etmez. Ama orada o masanın etrafında Alevi olduğumuz için değil, Kürt olduğumuz için değil, iyi mühendis olduğumuz için, iyi doktor, iyi avukat, iyi yani yetkin biri. Bunu çoğaltmamız lazım. Diğer taraftan ben sivil toplumun kendi inancı değerinin mücadelesini vermesini sonuna kadar destekliyorum. Alevi dernekleri, kültür ocakları, o zaman kültürler yok olurlar. Ben bunu savunanlardan değilim ki. Ben şunu biliyorum. Aleviliği çekip alalım bu Türkiye'den. Alevilin, yani bu ülkenin kültürüne kattığı değeri çekip alalım, burası yavan bir ülkeye döner. Neşet Ertaş'ın, Aşık Veysel'in, Mahsuni Şerif'in olmadığı Türkiye yavan bir Türkiye. Ben bunun duygusunu yaşayanlardanım. O yüzden o kültürün görünmesini isteyenlerden değilim. O kültür Türkiye'nin ana omurgasıdır. O yazıda ne demiştim? Laikliğin ve sekülerizmin sigortası demiştim. Burada ekleyeyim. Aynı zamanda kültürünün de sigortasıdır. Şimdi bunu korumanın yolu sadece tek dediğim, siyasetten uzak tutalım değerlerimizi. Eğer değerler üzerinden siyaset organizasyonu yapılırsa
en çok sayısal olarak azlık olanlar ve biz de onlarla beraber ittifak içinde olduğumuz için biz de kaybederiz. Ama öbür taraftan bu ne demek? CHP bir Alevi partisi damgası yememeli. Bu şu anlama gelmez. CHP Alevi genel başkan olmasın demek değildir. CHP'de Alevi genel başkan olmasın, genel başkan yardımcısı olmasın demek değildir. Şimdi Alevi partisi damgası yemek başkadır. Orada bir Alevi genel başkanın olması başkadır. Benim bütün çabam bu, böyle bir siyasi yapı kurulursa Aleviler kaybeder, bir de biz kaybederiz. Bunu engellemeye dönük. Bu kaybı engellememiz Alevilere yüzlerce yıldır uygulanan haksızlığı ortadan kaldırmanın tek bir yolu var. Tek bir yolu. Aleviler bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalılar. Söz sahibi olmanın yolu kendi aralarında birlikte. Ama nasıl olacak? Tam da onu söylüyorum. Nasıl olacak? Söz, yani görünür olsa baskılama var. Karşı taraf konsolide oluyor. Görünmediği zaman zaten yok olmayla karşı karşıya. Nasıl olacak Levent Niye? Bey? Şimdi hemen söylüyorum Özkan Bey. Şimdi görünür olmaktan kastınız nedir? Ben Aleviyim diyerek göğsüne tabela asmak. Hayır, onu demiyor. Yeri tamam. Geldiğinde tabii ki göğsünü gere gere de söyleyebilmeli bu ülkede. Hayır, söylemek başka diye. Onu demiyorum. Siyaset ortamında. Tabii, biz siyaset ortamında işte. Peki ben size şunu sorayım. 14 yıllık dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun o çıkan videosunun haricinde bugüne kadar siz kendisinin ağzından ben Aleviyim ya da ben Dersinliyim dediğini duydunuz mu? Ben şöyle söyleyeyim. Sadece Kemal Bey'den değil. Ben bunu hiçbir CHP'liden duymadım. Bunu dememek önemli değil. Benim algım önemli değil. Yerelde. Bak mesela. Yani yapmadığı olarak, halde bu kadar ağır eleştirilerin ortasına koyuyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani ben bunları biraz çok deşifre olmasın diye anlatmama çalışıyorum ama bir tane daha örnek vereceğim. Yani ne yerel dediğim neyi kastettiğimi izleyiciler daha iyi anlasın diye bu örneği vermek istiyorum müsaade edersen. Malatya'ya bizi konferansa çağırdılar. Ben, Binnaz Toprak, Şirin Payzan. Çağıran CHP'li gençler. Birisi siyaset bilimci, birisi avukat, birisi hukukçu, birisi falan. Biz gittik. Bizim konferansa gitmemiz nedir biliyor musunuz? 2016 yılıydı. Biz doğal olarak muhalefete çalışıyoruz. Muhalif yazarlar olarak. Çünkü gittiğimiz yerde iktidar eleştiriyoruz. Şöyle yapıyor, yanlış yapıyor. Eğitimde şunu yaptı, tarımda şunu yaptı. Ekonomide... Bu ne demek? Bu iktidardan uzaklaşın demektir doğal olarak. Biz indik şehire. Olanı söylüyorum şimdi size. Biz indik şehire. Çocuklar geldiler, genç pırıl pırıl. Geldiler. Dediler ki her şey tamam, organizasyonda hiçbir sorun yok. Fakat Levent Bey dediler küçük bir sorun var. Hayırdır dedim. Dediler ki CHP il başkanlığı mesaj çekmiş üyelerine katılmayın. Dedim ki Allah Allah. Yani. Ama yok dediler, sizinle bir alakası yok bunun. Nasıl dedim? Bizimle alakası var dediler bunun. Anlatacağız dediler. Konferansı yapalım, sonra size ne olduğunu anlatacağız dediler. Biz konferans bayağı da dolu geçti. Bak, Binnaz Toprak CHP'nin milletvekili, ben Şirin Payzı. Sonra geldi 5 tane genç çocuk. İşlerinden biri de Alevi. Çocuklardan bir tanesi de Alevi. Dediler ki sana bir şey söyleyeyim, anlatalım durumu dediler. Veli Ağbaba, Malatya'da 80 bin tane Alevi var. 80 bin Alevi ile tek bir milletvekili çıkıyor. İkinci bir milletvekili ihtimali doğmasın, tartışma olmasın diye Veli Ağbaba hepimizi attı partiden. Alevi olan çocuk da diyor ki arkadaşlarıma yapılan haksızlıktan dolayı ben de terk ettim orayı diyor. Fakat diyor, bizi attı partiden, uzaklaştırdı. Biz bir varlık göstermeyelim diye yaptığımız etkinlikleri de engelliyor şehirde. Ben Veli ile tanışıyorum. Aradım Veli Bey'i. Dedim ki ya ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Bu ne dedim ya? Ya bunu nasıl yapabilirsin? Burada ben çocuklar senin tabanından. Benim akrabam değil. Sağcı değil. Dindar değil. Bak içinde Alevi var. Solcu var. Atatürkçü var. Pırıl pırıl gençler. Sen bunlar niye? Niye bu partiyi? Yok Levent Bey dedi. Onlar yalan söylüyorlar. İşte onlar dedi iktidar kavgası veriyorlar falan filan. Veli Bey kendince anlattı. Tamam. Ben sonra geldim İstanbul'da Kemal Bey'i gördüm. Anlattım Kemal Bey'e. Dedim ki al sana gençlerin telefonu Kemal Bey. Al buyurun size isimleri. Veli Bey böyle böyle yapıyormuş dedim Malatya'da. Kemal Bey şöyle dedi. Allah Allah, bizim Veli niye böyle şeyler yapıyor? Bu sesimde beni aradılar Malatya'dan. Ya bunları demekten utanıyorum ama bu işte en çok kime ama zarar verdiğini... Bunların hepsini iddia. Yani bizi lütfen bu şeyde yani Yol TV olarak böyle bir şeyin içerisinde. Çünkü ben kaynak sizsiniz. Sizin iddia. Tabii, evet, evet. Ben kendi yaşadığımı anlatıyorum. Yani hani bir iddia derken isimleri de verebilirim. Çocuklar hala yaşıyorlar zaten. Bu sene adına... açımızdan diyorum ben Levent Bey. Yok, yanlış demiyorum ben size. Tabii. Sonra bu seçimde arada dediler ki Veli Bey dediğimizi yaptı. Ve göreceksiniz Malatya'da CHP'nin oyu artmayacak. Hakikaten de öyle oldu. Bire kendini yazmış. İkiye de kendine yakın bildiği bir arkadaşını yazmış. Ve Malatya'da depreme rağmen CHP'ye oy gelmedi. Şimdi oradaki muhalifler şöyle dediler. Abi bu adam bizimle açıktan bir belli ki mezhep inatlaşması yapıyor. Öyledir öyle değildir. Böyle algılanıyor. Benim dediğim bundan uzaklaşmamız lazım. Eğer mesela Malatya'daki insanlar vay demek sen bize Alevilik dayatıyorsun duygusuna gelirse 100 yıllık zehir harekete geçer. Dediğim bu. Bunu geçirmememizin yolu Alevilerin gizlenmesi değil. Bir yerde herkes bizden olacak duygusundan uzaklaşmalı.
yanına farklı insanlarla diyalog kurmalı, parti genişlemeli, genel başkan Alevi olup olmaması meselesi değil bu. Tabii ki Alevi olabilir, zaten 10 yıldır Alevi Kemal Bey. Öyle bir şey olsa sorun ederiz, hiçbirimiz kimse sorun etmemiş bugüne kadar. 10 yıldır genel başkan, bugüne kadar Kemal Bey'le ilgili bir tartışma oldu mu Alevi? Türkiye'de de olmadı öyle. Kimse onun kimliğini tartışmadı. Yani bir sorun da kimse de bir sorun etmedi. Bu tartışma CHP'nin içinde olan bir tartışma. CHP'nin kendi içini tüketen bir tartışma. Bayağı uzattık herhalde. Bir 50 dakika demiştik ama bir evet, saat 15 dakika. 50 dakika demiştik ama uzadı. Ben Sami'nin son bir sorusunu alayım. Daha sonra ben de bir son soruyla programı bitirelim. Rejide bugün bize oldukça hoşgörülü davranıyor. Ben de bitirelim. Bir misafirim gelecek. Tamam. Biz de birazdan kapatalım. Evet. Evet Sami. Ya peki Levent Bey, az önce de sordum, gene ona benzer bir şey sorayım ben. Sizin anlattıklarınızdan ben büyük bir plan olduğunu, büyük bir kurgu olduğunu çıkardım. Doğrudur, değildir. Tamam, seçimler geride kaldı. Siz görüşlerinizi de aktardınız. Ya biz bu kadar büyük bir kurgunun ortasındaysak boyundan nasıl çıkacağız? Yani yok mu bu işin kurtuluşu? 2010'dan beri her şey üst üste geldi, her şey kurgulandı. 2010 değil. Bakın ben size bir örnek vereyim. Ben bunu işte benim kasırga kitabım okunmadı. O yani okununca ancak hikaye anlaşılıyor. Öbür türlü komple teorisi kuruyormuşum gibi geliyor. Yani ben de zaten onu yazmak üzere oturmadım. Benim niyetim şuydu. Ya oturayım, 20 yılda neler oldu? Ne nasıl yapılsaydı, hangi farklı sonuç çıkardı diye bir kitap yazmaya oturdum. 2002'yi yazdım, 2003'ü yazdım, 2005'i, 2007'yi, 2009, 2018'e geldim. Dedim ki aa, burada bir şey oluyor. Puzzle'ın parçaları birleşti, ortaya bir senaryo çıktı. Bir film senaryosu. Oturmuş biri bir film senaryosu yazmış. O senaryoyu bozacak herhangi bir olay olduğunda bizim muhaliflerden biri tavır değiştirmiş, senaryoyu normale sok. Mesela basit. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bana dedi ki normalde dedi Anayasa Mahkemesi 2003-2002'de Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağının parti kurmasını da kapsadığına dair bir karar çıktı dedi Anayasa Mahkemesi. Ama o karar 3 yıl çekmecede bekletildi, açıklanmadı. Niye dedim? Bilmiyorum dedi. O zamanki başkana nereden böyle bir talimat geldi, nereden bir telkin geldi ama o karar dedi açıklanmadı. Sonra Tayyip Bey, Deniz Baykal çıkmış demiş ki yasağını kaldıralım. Kaldırmışlar. Bütün devlet bir araya gelmiş. Bütün devlet normal şartlarda olabilecek bir şey değil. Siirt seçimini iptal etmiş, Tayyip Erdoğan'ı seçmiş. Apar topar işin başına geçsin diye. Peşinden Cumhuriyet mitingleri organize etmiş. Buradaki radikalizm artsın diye. Kapatma davası açmışlar. 2010, hepsini anlatıyorum böyle. Köprünün adını koyup Alevi gerginliği yaratma çabası ayrı. 2013'e geliyoruz, gezi oluyor. Sadece Alevi çocuklar ölüyor. Hani kursak olmaz teknik olarak. Değil mi? Yani milyonlarca insan sokakta, sadece 6 tane Alevi çocuk ölüyor. Belli ki bir şey. Hadi diyelim tesadüf bu. Olabilir. 2014'e geliyoruz. Muhalefetin oyu %65, Tayyip Erdoğan'ın oyu %35. Hani derler ya, ceketimizi koysak kazanır. O dönemin Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeni Ekrem Dümanlı Devlet Bahçeli'ye gidiyor. Diyor ki Ekmelettin aday yapın. O da hay hay diyor. Kemal Bey'e gidiyor. Kemal Bey de hay hay diyor. Ekmelettin diye bir adamı çıkarıyorlar. Yani normal bir tanesini koysalar kazanacak. Ama Ekmelettin. 2015'e geliyoruz. Adam seçimi kaybetmiş. Erdoğan. Haziran seçimini. Normal muhalefet lideri çıkmış diyor ki yok kardeşim, ben başbakanlık yap istemiyorum. Bahçeli'yi kastediyorum. Erken seçim istiyorum diyor. Erken seçime gidiyoruz. Ya 2018'e geliyoruz. Her şey kurulmuş. Anketler yapılıyor. Ortak adayla gidiyoruz. Ortak aday Gül üzerinde anlaşmışlar. Kemal Bey, Meral Hanım, Saadet Temel Bey. Anket yaptırmışlar. Anket yapan 3 firma. Biri Bekir Ağırdır. Biri Gezici. Bir de diğeri. Bu 3 firma gitmiş Abdullah Gül'e. Bunlar yakın şahit olduklarım. Anketi koymuşlar Abdullah Gül'ün önüne. 60'la kazanıyorsunuz. Lütfen ortak adaylığı kabul edin diye. O da demiş tamam, anlaşılsa geleyim. Kemal Bey tamam demiş. Kemal Bey ile Abdullah Bey'in arası çok iyidir. Bilirim. Yakından biliyorum. Bu seçimde de yakın diyalog halindeydiler. Her şey tamam. İktidar helikopter göndermiş Gül'ü vazgeçirmek üzere. Biliyorsunuz değil mi o helikopter gönderme hikayesini? Genelkurmay Başkanı'nın. Gül'ü vazgeçirememiş. Evet. Bak Gül'ü vazgeçirememiş. Akşam 9'da CHP Genel Merkezi'nde Meral Hanım, Temel Bey, Kemal Bey el sıkışmışlar. Tamam, Gül'de anlaştık diye. Eve gitmişler, sabah saat 9'da Meral Hanım gelmiş demiş ki vazgeçtim, ben yokum bu projede. Pat, orada da senaryo devam etmiş. Ya, şimdi buna baktığımızda burada bir oyun kuruyorlar. Peki bunu bozmanın yolu ne? Tam da bunu söylüyorum. Bize iş düşüyor. Bu ülkeden bir Atatürk çıktı. Sev vardı, idam kararı vardı, işgal altındaydı. Oyun kuranları değil, işgalcileri bile yırttı attı, Sevr'i yırttı. Lozan'ı koydu masaya. Şimdi bizim bu oyunu bozmamızın yolu şu anda meselenin Alevilik, Kürtlük, dindarlık, Sünnilik olmadığını, ülke olduğunu. O yüzden bir an önce bizi ayrıştıran bu değerleri bir süreliğine kalbimize gömelim. Aman bunların kurduğu oyunu boşa çıkaralım. Şu ülkeyi bu yıkımdan çıkaralım. Sonra Aleviler kendi kimliğiyle, mezhebiyle, inancıyla, ibadethanesiyle, kültürüyle her türlü varlığını göstersin. Öbür tarafta Kürt kendi diliyle, kimliğiyle, yani eşit Türkiye dediğimiz demokrasinin olduğu ülkeyi sonra kuralım.
yapalım. Ama bu seçim bizim Kurtuluş Savaşı gibi bir seçimimizdi. Olmadı mı? Bari bugünden oyunlara gelmeyelim. Alevi, Sünni, dindarlık. Ama mesela şimdi bakın dikkat edin, Kemal Bey'e yönelik eleştirilerin önemli bir kısmı şöyle karşılık alıyor. Alevi olduğu için mi böyle yapıyorsun? Ya abi sonuçta adam başarısız olmuş. Yapmış, eksik kalmış falan. Yani Kemal Bey'e eleştiriyi Alevilik'e saldırı olarak aldığında doğal olarak bir kamplaşma yaratıyor. Belki başka bir niyetim var. Benim dediğim ya bir süreliğine, bu bir yıl mıdır, iki yıl mıdır ama ülkemizi şu yıkımdan çıkarana kadar Aleviliğimizi, dindarlığımızı, Müslümanlığımızı, Sünniliğimizi, Kürtlüğümüzü, Türklüğümüzü her neyse şu kabimize gömelim. Birbirimizle bir ittifak, dost, kardeş, bu ülkenin evladı birlikteliğini kuralım ve tek bir amacımız olsun. Tek bir amacımız. Burayı herkesin dostça, kardeşçe, inancıyla, mezhebi ile kimliğiyle eşit yaşadığı bir ülkeye dönüştürmek. Bu kadar. Levent Bey, ya bu yapılabilir. Emin olun, bu yapılabilir. Bunun için öncelikle iyi bir sağlam cesaret gerekiyor. Yani bu cesaret ne demek istediğini anlıyorsunuz. Ben şu anda o konuyu çok da detaylandırmak istemiyorum ama konuyu bugünü toparlamak adına şimdi anlattıklarınızdan evet belki birçok yazdıklarınızı biraz daha açabildiniz ama çok zor olan bir şey Alevilerin siyasetteki temsiliyeti yani belki belirli bir kesim bunu algılayabilir ama söylediklerinizden sanki Aleviler yoğunluklu olarak bir yerlerde durmasın, gelmesin gibi. Yani sizin belki söylemek istediğiniz bu değil ama ortaya çıkan sonuç bu. Şimdi şöyle bir soruyla konuyu kapatalım. Anlattığınız bütün kurgularda şöyle bir sonuç da ortaya çıktı. İlk kurguyu bozan da Meral Akşener'di. Yani anlaşmayı bozan Meral Akşener'di. Altılı masayı toplum nezdinde sorunlu hale getiren yine Meral Akşener'di. Bunu da bir kenara koyalım. Peki bütün bu son özellikle ismini vererek konuşayım. Siz de bugün çok açık konuştunuz. Sözcü grubunun liderliğindeki bu Kılıçdaroğlu saldırılarını da şöyle toparladığımızda bütün laik ve demokratik talebinde bulunan kesimin bu seçimdeki başarısızlığının faturası aslında Kılıçdaroğlu üzerinden bir Alevi toplumuna ihale mi edilmek isteniyor? Net soruyorum. Bunun karşılığında AKP'nin desteklediği bu gizli operasyonun, gizli politikanın sonucunda Alevileri bu toplumda daha da sinmiş, daha da dışlanmış bir vaziyete mi sokulmak isteniyor? Bu seçimin faturası Aleviler hemen yüzünden biz bu duruma geldik noktasına mı getirmek istiyorlar? Son bunu söyleyeyim ve sizden de bugün bir söz daha alalım. Bir önümüzdeki günlerde yeniden bu konuyu bir tartışmaya devam edelim. Evet, net olarak bu seçimin faturası Alevilere mi kesilmek isteniyor? Burada muhalefetin içindekilerle bazılarıyla iktidarın işbirliği söz konusu olabilir mi? Benim tam da söylediğim buydu işte. Yani Türkiye'deki en seküler kendini yani en seküler Sünni dediğimiz kesimleri de Alevi düşmanı haline getirmekti bu projenin. Türkiye'de bir ittifak kuruldu. İslamcı, ulusalcı, milliyetçi ittifakı. Onun karşısında Kürtler ve Aleviler var. Sözcü bu duyguyla mı yapıyor bilmiyorum. Bu niyetle mi yapıyor bilmiyorum. Ama buradaki milliyetçi, ulusalcı, Sünni ittifak destekleniyor. Aleviler çeşitli nedenlerle hem Kemal Bey'in faturası hem de bazı Alevilerin Kemal Bey'i koruma. Bu bazı Aleviler derken özellikle altını çizeceğim. Daha çok bana göre bir grup Alevili kullanarak kendine siyasette alan açan Aleviler diyeyim. Hepsi değil. Onları bir binlerce parantez içerisine alalım. Onlar tabii örgütlü Aleviler bana içerisinde. Bana binlerce Alevi'den mesaj geldi seçim boyunca. Levent Bey aman susma, aman susma lütfen Kemal Bey'in adaylığına itiraz et diye. Çünkü aklı başında nereye gideceğini gören milyonlarca Alevi var bu ülkede. Ben bir grup kendini Alevi kabul eden ve onu istismar ederek kendine makam açanları kastediyorum. Onların da tavrı, davranışı giderek buradaki Alevi düşmanlığını besliyor. Nasıl ki Tayyip Erdoğan'ın inanç istismarı dine bir negatif duygu yaratıyorsa, burada Alevi istismarı da Alevilere doğru negatif bir duygu yaratıyor. Bunlar belli siyasetçiler. Kim olduğunu Türkiye'de herkes biliyor. Buna önce Alevilerin dur demesi lazım. Ama temel politika burada Türkiye'nin en geniş, sadece Sünniliği önemseyen dindarlar olarak bakma, en geniş ulusalcı diyebileceğimiz kimi çevrelerinde dahil olduğu geniş bir toplum kesimine bir Alevi karşıtlığı duygusu yaratma çabası içerisindeler.
tam yazımın nedeni buydu. Aman buna koz verilmesin, aman bu oyuna düşülmesin. Burada bir oyun kuruluyor. Bu oyuna düşülmesin ki hepimiz batarız. Aleviler batarsa biz de batarız, Türkiye de batar duygusuydu. Ama Sözcü bu niyetle mi yapıyor, başka bir şey mi? Ama Kemal Bey'in sonuç ortada bir başarısızlık var. Nedir? Sonucu siyasetçi çok iyi yapabilir, çok iyi kampanya yapabilir, elinden gelen her şeyi yapabilir. Çok dürüsttür, çok namusludur. Siyasetin başarısı aldığı sonuçtur. Kazanırsan başarılısın, kaybedersen başarısızsın. Bu kadar. Ortada bir başarısızlık var. Şimdi bundan dolayı kimileri Kemal Bey'in yönelttiği eleştiriler haklı olarak Alevileri incitiyor. Bunu da çok anlayışla karşılıyorum. Çünkü duygusal bağ kuruyorlar. Bu normal bir şey, bu anlaşılır. Ama öyle bir zor dönemden geçiyoruz ki o duygularımızı bastırmak, rasyoneliteye gelmek, kimlik bağı kurmamak, aman dikkat etmek, hepsi hepimizin üzerine düşen sorumluluk. Umarım bu oyun devam etmez. Alevi toplum kesimini, bu dediğim bir zümre, Aleviliği kullanan siyasette nefret odağına dönüşen bu zümre eliyle Aleviler toplumun önemli bir kısmının nezdinde bu işin sorumlusu gösterilerek bir nefret objesine dönüştürülme çabası bir an önce hepimizin el biriyle bozulur. Ben bütün çabamı buna veriyorum ama tam tersine Alevi düşmanı damgası yedim o yazıdan dolayı. Bütün çabam, niyetim buydu. Umut ederim niyetim anlaşılmıştır diye şey yapıyorum yani. Biz de umuyoruz. Sami, senin son bir sözün var mı? Ben bir son çağrıyla kapatmak isterim. Tamam, yok mu? Yok, tamam. Teşekkür ederim. Levent Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Sizin, hayır, şu anda yayında olduğunuz zamanda da şu çağrıyı yapma gereğini duyuyorum. Elbette hepimizin ortak dileği laik, demokratik, çoğulcu, eşit haklardan yana bir düzenin Türkiye'de var olmasını sağlayacak bir mücadeleyi sürdürmek. Biz de Alevi toplumu olarak, Alevi insanı olarak, televizyon olarak, kurumlar olarak bu konuda üzerine düşen ne varsa onu yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ama bu diğer bir kesimde bu sene adaletin ve vicdanın sızladığı, halen içimizi kemiren, halen içimizi rahat ettirmeyen Madımak katliamının 30. yılı, adalet sağlanmadı, failler yakalanmadı, cezalandırılmadı. Bu da bizim bu seneyi daha da anlamlı hale getirdi. İçimizi sızlattı. Buradan da bütün yüreğinde vicdan olan herkese ortak çağrımızdır. Madımak insanlığın ayıbıdır. Bu ayıbı hep birlikte ortadan kaldıralım. Hep birlikte mücadele edelim. 2 Temmuz'u, bu ayıbı değil, 3 Temmuz'ları unutmayalım. Hep birlikte bu utançtan kurtulalım. Aynen. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de rejiye de teşekkür edelim. Bugün bize oldukça tolere de gösterdi, sağ olsun. Bir başka programda buluşmak üzere. Sağ olun. İnşallah. Evet, normalde Eylül'e kadar bir televizyona çıkmama kararı almıştım. Sizin programa sadece bu yazım üzerindeki bu sohbeti yapabileyim diye çıktım. Eylül'den sonra Yol Televizyonu muhakkak ayrı bir özelliği olacaktır hayatınızda. Eyvallah. Peki, kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün son günlerin önemli bir konusunu ve bu konunun bir yerde muhataplarından sevgili Levent Gültekin'le gündemi ve o akıllardaki kalan soru işaretlerini gidermeye çalıştık. Bu kadar. Mutlu kalın, sağlıklı kalın ama asla tepkisiz kalmayın.